Anlamadım. Ne dedin sen? Ben boğuluyorum falan. Ben mi boğuyorum seni? Hayır, öyle demedim. İkimiz de boğuluyoruz dedim. Sadece sen farkında değilsin. Yo, ben gayet iyiyim. Ben duygularımdan da eminim. Ne istediğimi de biliyorum. Yaman, bunun duygularımızla bir alakası yok. Ben de sana karşı ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Asıl sorun ne biliyor musun? Ne bilmiyorum. Tamam Yaman, bir dur, konuşuyorum, söylüyorum zaten. Tamam, anlat, dinliyorum. Yaman, evet biz bu aşkı birlikte yaşıyoruz ama... insanlar bedelini bana ödetiyor. Ben evimden oluyorum, işimden oluyorum, sokaklarda sürükleniyorum. Rezil olan benim, beni yaftalıyorlar. İzin versen susturacağım hepsini. Sustursan ne olur? Kimse senin aşkını sorgulamıyor zaten, benim aşkımı sorguluyorlar. Ya, en başından beri korktuğum şey buydu işte. Bir dakika, bir dakika. Neyden korkuyordun sen en başından beri? Yaman, biz bu aşkı saklarken evet bir sürü sebebimiz vardı ama... benim için esas sebep neydi biliyor musun? Ben, müştemilatında kaldığım evin oğlunu ayartan kız olmak istemedim. Ben... kariyerli bir kadın olmak istedim. Göğsümü gere gere senin karın olmak istedim. Ama bak, o da alındı elimden. Ya Feraye, ne alakası var ya? Ben ne diyorsun anlamıyorum. Biz de ailecek olarak kaybediyoruz işte. Resmen batıyoruz. Ya senin batmanla benim asla çıkamamam farklı şeyler. Anlasana Yaman, delireceğim. Delireceğim ben. Ben boşa tüketiyorum nefesimi. Dur. Nefesimi tüketiyorum ya. Bir dakika Feraye, bir dur musun? Bir bırak beni, bir sakin olur musun? Lan kavga mı ediyor acaba? Ben neyi anlıyorum biliyor musun? Neden sakin sakin tartışamıyoruz biz seninle? Neden sürekli sen de çok öfkeleniyorsun? Sen çocukken de böyleymişsin. Çocukken de mi? Nereden çıktı bu? Kim söyledi sana? Kim söylediyse söyledi. Boş ver. Ateş değil mi? Ateş. Allah başlıyordu ki. Ateş, o konuşuyor değil mi böyle arkamda? O konuşuyor böyle. Ya Feraye, Allah aşkına gör bir şeyleri sen de artık ya. Gör bir şeyleri ya. Adam sen de gittin, inandın mı buna? He? Bak sen benim hayatımdaki en kıymetli şeysin. O herif de beni senden vuruyor, kalbimden vuruyor. Ya seni dolduruyor, bu yüzden de boşanmaya gelmedi. Esas meselemiz bu değil Yaman. Sorun bu değil. Bizim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama biz içindeyken göremiyoruz belki de. Hadi ya. Ne yapalım peki? Ne yapıp terk mi edeceksin beni? Ayrılacak mısın benden? Feraye, bir şey söyle diyorum, bir şey. Bir süre ara verelim Yaman. Tamam. Hanım. Siz de sen. Anladım ben. Anladım ben, anlayacağım.
şey söyle. Yaman bir şey söyle. Allah'ım. Kurban olduğum ya Rabbim. Çok teşekkür ederim. Şu an gözlerimin önünde bir mucize oluyor ya. Elhamdülillah çok şükür. Tamam abi, ben burada iniyorum. Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken. Şimdi neden bana yabancısın sen? Geriden beni sev, dön diyemem ki. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine, dünya döner mi? Vururum aşkıma, öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki. Aşkım ben geldim. Gelme. Yaman gelme. Bakayım. Hayır bakma. Bakma bakayım, lütfen. Bakayım. Lütfen. Hadi sen öteye git azıcık. Tamam bakma. Bakma. Bakmıyorum bakma. Bak aa görmüyorum. Yok bir şey. Bakmıyorum. Yaman. Tamam yok bakmıyorum. Yaman ya. Bakmıyorum. Hayır. Yaman. Aa. Bu ne fena ya? Pasta. Ben öyle çok kek falan yaptım ama pasta ilk kez deniyorum. Ama sen bunu hiç şey yapma. Görmemiş gibi. Tamam, biz bunu kaldırırız. Gideriz sana yenisini alırız. Hemen de inanırmış ya. Hemen de inanırmış ya. Yaman. Nasıl yani? Beğendin mi? Ya hasta oldum. Bayıldım. Sen şimdi bu minik parmaklarla mı yaptın? Bunlar mı? Hı? Yaman. Bunlarla mı yaptın? Hı? Bunlarla mı yaptın sen? Bunlarla mı? Yaman, tamam. Yaman!
Sadece küçük bir öpücük. Yaman tamam. Ben pastayı tamamlayayım, buzdolabına koyalım. Tamamla, tamamla. Ateş! Dikkat et. Ay Yaman yapma. Yaman lütfen. Yaman. Yaman, Yaman. Bak düşecek şimdi. Tutamıyorum, tutamıyorum. Bir şeyler oluyor. Yaman dikkat eder misin? Bak düşecek şimdi. Yaman. Ya Yaman ne? Yaman ne? Güvenmiyor musun sen bana? Ya ne demek güvenmiyor musun? Güveniyor ama Yaman böyle şaka mı olur? Güvenmiyor musun? Yaman ne yaptın? Gitti pasta. Ya gitmedi, gitmedi, gitmedi. Burada bak. Dur. Bir şey olmadı bak. Bak burada hala. Şunu dik bari. Evet tamam, çok mantıklı. Ya gel. Yaman ya. O zaman hadi bakalım. Bir, iki, üç. Dur, dur. Dilek tutmadın. Doğru, ben bunu nasıl unuttum ya? Hemen hallediyorum. Sevgili doğum günü perilere, beni dinleyin şimdi. Bu kız var ya, bu kız. Hiç ayrılmayalım onunla. Hep yanımda olsun. Tam başka bir şey gerek yok zaten. Ama sesli söyledin, tutmayacak şimdi. Tamam gel o zaman birlikte. Dur. 3, 2, 1. Ateş! Çoluğun çocuğun olmayacak. Kalk yatağına yat. Aleyna çık odamdan. Yalnız Feraye Hanım, sen iyi alıştın ha kovmalara. Ayıp. Seni. Ya bak. Şu an hiç seninle uğraşacak halim yok. Rahat bırak beni, çık dedim. Ay bir de elinde mumu yıkık gibi. Kız ne oldu sana? Sen dağılmazdın hiç. Evden atıldın gık demedin. İşten atıldın gık demedin. Ne geldi kızım senin başına? Ya toparlan, bırakma kendini Feroş. Ana! Kız! Deme! Yoksa Yaman şutladı mı seni? Ah canım beni. Gel kız gel. Gel. Üvey de olsan kız kardeşimsin. Gel omzumda ağla gel. Ben dinlerim, avuturum seni, dirayetliyimdir. Gel. Ya çık git şuradan, çık!
Sen kimin topraklarında olduğunu unuttun galiba Feraye Hanım. Bak bakayım bir buralar, şuralar, hatta te oralar bile bizim. Hakiki Gülsoyların. Ya hepsi sizin olsun. Al hepsi senin olsun hatta. Şurada 2 dakika yalnız kalmak istedim. Rahat bırak beni ya. Çık. Gitmiyorum. Çıkacaksın, ben çıkacağım. Çıkmıyorum. Ben seni çıkarırım o zaman. Hop! Yavaş. Yavaş Feraye Hanım. Sen bak bakayım şu gözlere. Dışarıda yaşadığınız her şeyi gördüm Feraye. Yaman'la birbirinize girdiniz. Bitmişsiniz kızım siz. Sende bir şeyi görüp de anlama kapasitesi olsaydı çoktan Yaman'dan ayrılmıştın. Sen önce bir kelimelerine dikkat et. Benim karnımda bebeğim var. Kocam var, evim var, arabam var. Senin neyin var ha? Otur sıfır. Defol! Asıl sen defol be. Allah Allah. Geldik burada tatlı tatlı ayrıldığınızı tebrik etmeye beni şirazemden çıkardın. Çocuğumu da korkuttun. Allah Allah. Yeter ya! Yeter! 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 Aleyna! Aleyna! Gülfem anne. Senin ne işin var burada? Anne deme bana. Ne yapıyorsun sen burada? Sen nasıl bir insansın? Nasıl bir şeysin sen? Senin bir kalbin, bir vicdanın var mı acaba? Düşünüyor musun bunu hiç? İnsanlara zulmetmekten neden mutluluk duyuyorsun? Yalnız şu an çok ağır konuşuyorsunuz Gülfem anne. Bunalımdasınız anladığım kadarıyla. Saçınızı boyamanızdan belli. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Ha bu arada saçınızın rengi çok güzel olmuş yani. Bir 15 yaş atmışsınız. Bana numarasını yazarsanız sevinirim. Sen de kocamın peşini bırakacaksın. Duydun mu beni? Çık şuradan. Çık geliyorum. Tamam, çıkacaksın. Tamam. Hasta mısın ya? Tamam, yeter. Tamam. Yeter. Tamam, Feraye. Tamam, hamileye tamam. Şiddet var burada. Tamam bırak. Bırak. Gel. Sen de hala onu savun Gülfem anne. Olur mu? Bırak. Allah Allah. Bir çıkın da bir rahat rahat duralım ya. Ciyak ciyak. Bir de gelmiş sen nasıl bir insansın diyor. Siz bana neler yaşattınız? Biriniz bir şey dedi mi? Tamam çocuğum. Allah'ım sen sabır ver ya. Ay hala anne diyor ya. Hala anne diyor şuursuz. Yapıştı. Yapıştı resmen. Kurtulamıyorum ya. Sen bir de bunun ergenliğini çektin değil mi? Ay inanamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Yazık sana. Gerçekten yazık, acıdım şu anda sana. Ay. Of. Gülfem Hanım, lütfen kusura bakmayın. Benim yüzümden zor durumda kaldınız, kendinizi açık ettiniz. Boş ver, her şey olacağına varır. Hem bir de iyi geldi biliyor musun? Zaten burama kadar dolmuştun. Böyle gizli saklı yaşamak ne zormuş. Oh be. Oh. Peki sen, iyi misin? Yaman'la kavga mı ettiniz? Gel. Aa, odaya bunu bıraktık. Geniş geniş takılıyor nankör. Eve kira da vermiyor. Konakta da çalışmıyor. Bomboş takılıyor. Boşluktan Yaman kafasına vurdu herhalde. Bu ne be? Ne var bunda? Ben de çizerim bunu. Ama Allah çirkin şansı versin diye boşuna dememişler be. Yani biz Yaman'la birbirimizi pek anlayamıyoruz bu aralar. Aa! Gülfem annem, sen neden halkın içine karıştın böyle? Aleyna. Ha. Git artık. Allah Allah. Seni azgın köpek seni. Seni kudurmuş seni. Ya maskara olduk be senin yüzünden. Of. Anne kız, müjdemi isterim. Ha? Sonunda kayıp kaynanamı buldum. Nerede, nasıl ya? Müştemil hatta. Yemek kız beni. Ay vallahi ya, hem de saçını başını değiştirmiş. Böyle Şermin'in Gülsoy şubesi gibi takılıyor etrafta. Aa, niye, o ne demek? Ay anne ben bunu anlatamam. Seni görüp yaşaman lazım, gel benimle. Gel. Ama. Gel. Ay gel. Bir dur. Hah, dur dur. Ne? Dur, bir şeyler dönüyor. Kız önce onu bir anlayalım. Yürü hadi.
kız? Kül kedisi. Ne oldu ya? Sana mı kaldı bu işler? Kolay gelsin Nesrin. Sağ olun da. Hayırdır, ölüyor muyum? Bu ne ilgi alaka? Gülfem niye sizin evde kalıyor? Hı? Kim dedi onu ya? Yok öyle bir şey. Aa! Allah Allah. Kız bir de gözümün içine bakıp yalan söylüyorsun. Ben gördüm. Kadını bir de Şermin gibi giydirmişsiniz. Saçını başını da boyatmış. Tabii ben yüksek IQ'nu hemen tanıdım. Ne yapıyorsunuz siz Müşta'da? Boş bıraktık. Ne işler çeviriyorsunuz? Ay, dur valla düşeceğim. Bak yüzme bilmiyorum ha. Konuş o zaman. Gizli saklı haller ne? Tamam. Niyesini sormayın. Çetin bulmuş getirmiş. Nasıl ya? Kedi yavrusu mu bu? Almış gelmiş ne demek? Ne bileyim öyle işte. Konağın önünde yığılmış kalmış kadın. Ne çanta ne para. Çetin demiş sizi içeri geçireyim. Yok demiş ben girmem. Ne yapalım? Kış günü kadını dışarıda mı bırakalım? Ne yapalım? Ha, iyi yapmışsın. Aferin. Oğlanlardan da bir ses yok zaten. Galiba bilmiyorum. Ömer Bey'le de araları bozukmuş. Ömer Bey biliyor artık. Neyi? Neyi biliyor? Sizin eve neyi biliyorsa. Allah Allah. İşte bak sen de. Daha mutfak duruyor biliyor musun Nesrin? Vallahi atarım seni havlu. Yürü. Yürü. Kolay gelsin. Allah Allah. Salak ne biçim temizlenir. Nesrin her şeyi söyledin kızım ya. Ama ne yapayım ben yüzme bilmiyorum ki. Neden kaldırmadın cenazeyi? Oğlumu gönderirken... ya başım dik çıkacağım karşısına... ya da çıkmayacağım. Bu kadar adam bir ordu. Boş ver. Ama şunu bil Ateş. Bunu sadece Bora için değil... senin için de yapıyorum. Yaman, selam. Ateş yukarıda mı? Değil, ben de onu arıyorum. Bir şey mi oldu? Olmadığı vakit mi var? Bana sabah bir erken saatte uğradı ama ondan sonra gitti. Yani ne olduğunu anlayamadım. Bir acayipti. Sana acayip gelmiştir. Ateş'in normali bu. Ya Yaman bir dur. Bence ciddi bir şey var. Bir şey olmuş olabilir. Yani ben aradım aradım açmıyor. Sen yukarıda bulamamışsın. Korkmaya başladım ben. Tamam işte adamın olayı bu zaten. Herhalde kayıplara karışmıştır. Böyle ortalığı karıştırıp belki yine Amerika'ya kaçtı. Kim bilir yani. Ha bu arada senin adına sevindim. Ucuz yattın yine. Ben kaçtığını sanmıyorum. Yaman bir acayip de yani hali tavrı bir başkaydı. Böyle sanki başına bir şey gelecekmiş gibi konuştu benimle. Sonra da acelesi varmış gibi çekti gitti. Bir şey var bence. Ona hiçbir şey olmaz. Dikkat çekmeye çalışıyordur. Sen de bu oyunlara gelme. Efendim Okan. Alo abi. Abi ben bir halt ettim. Ne yaptın yine? Ateş abime söyledim gerçeği. Yani... bu Bekir meselesini... Bora'yı öldürmesini...
sana söylediklerini, böyle her şeyi anlattım. Ya oğlum sen hiç büyümeyecek misin ya? Ben seni bir an bile boş bırakamayacak mıyım? Abi bir dur, bir dur. Bak ben mesaj attım, telefonla aradım. Cevap vermiyor, ne yapalım? Tamam. Tamam sen kapat şimdi telefonu, tamam hiçbir şeye de karışma. Hiçbir şey yapmıyorsun, tamam mı? Abicim bir şey söylesene, ne yapalım? Yüzüme kapattı ya. Tamam takma kafana. Yaman bir yolunu bulup ulaşır ateşe. O da öyle dedi de. Bulur değil mi? Yani başımıza gelmeyen ne kaldı ki? En kötü ne olabilir değil mi? Ya. Hayırlısı. Hadi gel ya. Yaman Bey. Masal. Senden çok acil bir şey isteyeceğim. Ateş'in arabasının konumu lazım bana. Bizim güvenlik şirketini ara. Hemen bana GPS verilerini göndersinler. Tamamdır. Baba. 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 Nerede bunlar ya? Demek ki Ürgüp'e geldin Özer Bolat. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Hah, Bade. Güneş, ne işin var burada? Bade, Vural Bey burada mı? Neden soruyorsun? Evde mi değil mi? Bade söyler misin? Evde mi değil mi? Ya da nerede? Ya bilmiyorum. Ya sen ne yapacaksın ki Vural'ı? Ateş yok ortada. Yani bunun Vural'la ne alakası var? Bilmiyorum ama Ateş'in başı belada olabilir. Yanımdan telaşla ayrıldı. Vural yüzünden bir şey olabilir şu an. Ses seda yok. Telefonu kapalı. Ateş onlarla mı gitti? Bade nereye gittiler? Çok geç. Çok geç Ateş. Sen biliyorsun nereye gittiler, söyle hemen. Çok üzgünüm Güneş, ben böyle olsun istemedim yemin ederim. Ne diyorsun Bade ya? Girme o yerin altına Vural. Girme, çıkamayacaksın, girme. Olay değil oğlum Bekir. Sen o buradan oyunu onlar bozacak. Sen yeniden kuracaksın.
Hedefe ulaştınız. İşler böyle sarpa sardı. Bir kahramana ihtiyaç var. Tam senin havalar böyle. Çok seversin böyle puslu. Ama bu sefer sana ihtiyaç yok. Biz bize yeteriz. Gülü soylar olarak yani. Yanlış anlama. Bence git artık. Bundan sonra bana haber vermeden bu eve girme. Bir gün çok pişman olacaksın. O günü de çok beklemeyeceğiz. Emin ol. Hoş geldin Vural. Her meydan itiraf yeri değildir. Kimde kuyruk acısı varsa... Kuyruk acısı. Bende kuyruk acısı yok. Ev
lanet acısı var. Yerine gidiyorsun Vural. Yerine gidiyorsun. Ha ben anlamıyorum, anlamıyorum. Ateş nasıl böyle bir olayın içine karışır ya? Ya peki biz ne yapıyoruz şu an? Biz niye böyle elimiz kolumuz bağlı duruyoruz, bekliyoruz? Polisi arayacağım ben. Evet ya, hemen ara. Hemen ara. Hatta de ki arkadaşıma ulaşamıyorum. Arkadaşım da 30 yaşında. Koca bir adam de. Onu da... Aa, bir şey söyleyeceğim. Babasıyla çatışmaya gittiğinde söylesene. Artık nereden biliyorsun derlerse de sen bir şey... Bunları ben değil sen anlatacaksın zaten. Sana bunu söyledim. Çok geç. Ya değilse? Sen değil miydin? Vural'ı yıkacağım. Annemle babamın intikamını alacağım diyen. Tabii ya, doğru söylüyorsun. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Hadi gel beraber gidelim polise. Hı? Güneş, sence biz kimiz? Hı? Vural Bakırcı falan. Biz işlerimizi yasal yollarla halleden insanlar mıyız sence? Sen benim annemle babamın ne yaşadığını çok iyi biliyorsun. Ben Vural Bakırcı'yı bitirmek istiyorum dedim. Ben kendimi onunla birlikte yakmak istiyorum demedim. Burada Ateş'in hayatından bahsediyoruz. Sustuğun her dakika... Ateş senin için herhangi biri olabilir. Ama benim için değil. Güneş. Artık gitsen mi diyorum? Zaten çok zor bir gündü benim için. Lütfen. Affedersin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hala bana çok koy. Tamam. Yeter yeter. Çok koydun ya. Ya tamam dur. Halısının bir tanesinin canı çekmiş. Hı. Hem yazılısı da çok iyi geçmiş bugün değil mi? Evet. Eren koş kapı. Koş koş. Hadi anne. Küçük çocuk da iyi oluyor. Böyle kapı açmaya falan yoluyor. Evet. Tanrı misafiri. Ay hem de yemek üstü. Biliyor biliyor, gördü sabah. Kız ne öyle düstursuz gidiyorsun içeri? Allah Allah. Kendi evime girerken bir de düstur mu alacağım? Ayrıca belki ben ailemi özledim. Belki karnım acıktı, yemek yemek istedim. Hem ne demişler? Komşu da pişer. Bize de düşer. Kız gözün doysun senin. 10 çeşit yemek yaptım ya konakta. Git oraya hadi. Afiyet olsun. Aa! Geldi. Hı? Gülfem Hanım, ben sizi büyük hala da zannediyordum. Yalnız saç iyi saklamış sizi. Hayret. Aleyna sana söylemedi yani. Her işe de karışma saçaklı. Ay dinlerim. Anlat. Dertleşelim. Neden sürüldün konaktan? Nasıl düştün buralara? Terbiyesizliğin lüzumu yok Cemile. Eren.
Hadi sen odana git halacığım, ben tabağını getireceğim. Hadi anne. Hadi. Nesin ekmek versin? Seni Allah. Ne biçim konuşuyorsunuz şu çocuğun yanında ya? Düştün müştün, kim düşmüş, nereye düşmüş? Kızını büyüttüğün ev burası, kendine gel. Bozacının şahidi Şıracı. Hah. Ama tabii boşuna dememişler. Gelin kaynana toprağından olur diye. Hı? Ne saçmalıyorsun sen yine? Ya tabii siz bilmiyorsunuz. Hem evinizi alıyorsunuz, hem kabahatinden haberiniz yok. Cemile, sana düşmez. E sen söyle o zaman. Hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz Gülfem Hanım. Ama ben söylemek zorundayım. Gizli saklı şeyleri hiç sevmem. Senin o kocan var ya Feraye'ciğim. Ateş Gülsoy. Ha. O Gülsoy değilmiş meğer. Ne? Ama. Nasıl ya? Skandal. Şimdi Özer, olan olmuş, biten bitmiş. Bizler sözü geçen aileleriz. Her şeyin bir telafisi... Kalleşliğin telafisi olmaz beyler. Ben buraya gelene kadar 3 kelle aldım. 4.'yü bırakmam. Kalleşlik, senin yaptığın... Bu soysuz benim oğlumu öldürdü. Var mı kitapta? Benimle bir hesabın varsa benimle görecektin. Neden bahsediyorsun sen Vural? Mal başka, kan başka. Özer'in kanı Vural'a mübahtır beyler. Verelim, kapatsın konu. Olmaz öyle şey. İndir o silahı Vural. Önüme soysuz. Artık sen bizden değilsin Bakırcı. Burada yerin yok. Bölgedeki payını da unut. Yürü.
Buyurun. Teşekkür ederim. Büyük bir hata yaptım işte. Keşke geçmişe dönüp her şeyi düzeltebilseydim. Ben sizi anlıyorum. Sizi, çocuğunuzu, ateşi hayatta tutmak, ona iyi bir hayat vermek için çaresizce bir yola girmişsiniz. Size iyi geleceğini sandığınız bir dala tutunmuşsunuz. Sonra o dal bir anda kırılıvermiş. Bunun nasıl bir his olduğunu o kadar iyi biliyorum ki. Siz sadece bebeğinizin iyiliğini düşünmüşsünüz. Onu kirli, tehlikeli dünyadan uzak tutmak istemişsiniz. Yürü. Özer Balat, şimdi af dileyeceksin. Af dilersen sana bir şehadet için nefes izni verebilirim. Vural, yapma. Yapma. Bora'yı öldüren o değil. Yapma. O öldürdü. Ondan başka kimse bu yapmaz. Bekir! Bora'yı öldüren Bekir. İspatlayacağım sana. Yapma. Yapma. Yapma baba. Benim için. Senin için. Bu savaşı başlatmayacağım. Özer Balat, beni dinle. Bu savaş sadece ikimiz arasında. Başka kimseyi bulaştırmayacağız. Anladın mı? Şimdi git. Seninle sonra hesaplaşacağız. Seni kaybetmeyeceğim. Şimdi hesaplaşacağız. Bırak onu. Bırak! Bırak onu.
Abi yapma, dur. Bırak. Baba bırak. Abi. Dur. Yapma. Bırak onu. Ateş. Yapma. Yapma, dur. Bırak onu. Bırak dedim. Bırak. Ateş. Bırak. Hayatımı kurtardın. Tamam. Tamam. Sen yapmadın. Sen vurmadın. Ben yaptım. Ben vurdum. Bak. Ben vurdum. Ne fark eder? Hasan abi ben. Oğlum. Bu adam yalnız değil. Bu adamın arkası çok güçlü. Bunun psikopat bir oğlu var. Tankla, topla, tüfekle gelecekler. Hadi sen git oğlum. Hadi gidin siz. Ben halledeceğim. Nasıl? Nasıl? Ateş. Oğlum, benim şu hayatta tek bir isteğim kaldı. Şu Bekir'i, Bekir'i toprağa gömmek. Hadi ne olur. Git. Bana bir evlat acısı daha yaşatma, ne olur. Hadi oğlum. Hadi. Yaman. Hadi. Hadi. Gel. Ya delireceğim ya. Ne mesaj var, ne haber var, ne telefon var. Ya yok, yok, hiçbir şey yok abi. Ya tamam, sakin ol. Bak görürsün, birazdan arayıp iyi izleyecekler. Keşke ben de yanlarında olabilseydim. Gerçi nerede olduklarını da bilmiyorum ki. Ya Okan, ben gitmeyeyim eve. Seni hiç böyle bırakıp gitmek istemiyorum. Ya tamam, hadi yavrum, vallahi bak üşüteceksin. Üşümem. Ya. Gitmeyeyim, gitmeyeyim. Hadi, 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 hadi. Vallahi ben zaten otoparktan arabayı alacağım, eve geçeceğim. Ne? Hadi. Ya biz bu duruma ne ara geldik ya? Vallahi billahi ben anlamıyorum ya. Biz en son dedemi kurtarmaya çalışıyorduk. Yani bir yerde bir yanlış yapıyorsunuz ama söz anlayınca sana da söyleyeceğim. Tamam hadi git sen hadi. Ya tamam hadi git. Biz zaten Gülsoylar olarak ban yediğimiz içinsin sokağınızdan.
Önce sen git. Oho, vallahi geldik mi oralara? Salaksın Okan, salaksın. Ya yürü bak, git ya. Ben işte böyle minimal dertlerim olsun istiyorum. Böyle büyük büyük şeyler değil, anlatabiliyor muyum? Böyle tatlı tatlı, vallahi. Yoruldum ya. Hadi git. Git hadi git, Allah Allah. İyi gittim. Bak, kendi ellerimle yaptım senin için. Çok şımartıyorsun beni Cilmen Hanım. Yani böyle çocuk yedirir gibi falan. Bir gören olsa. Aman görürlerse görsünler. Kim ne diyebilir ki artık? Değil mi? Buyurun. Merhaba, Güneş ben. Ateş'in arkadaşıyım. Aa, merhaba, yalnız Ateş bir artık burada yaşamıyor. Ama şurada bir yerde... Yok yok, biliyorum burada kalmadığını. Benim Ömer Bey'le görüşmem gerekiyor. Ha, tabii buyurun buyurun. Ömer Bey, Ateş Bey'in bir arkadaşı geldi. Avukat hanım kızım, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Ömer Bey. Güneş bana o badirede çok yardımcı oldu. Ateş'in arkadaşı. Bir kahve içeriz değil mi? Yok, hiç almayayım. Benim sizinle acil bir mesele konuşmam lazım. Ateş'le ilgili. Tabii. Aramızda yabancı yok, rahat olabilirsin. Merhaba, ben Şermin. Ömer Bey'in sözcüsüyüm. Merhabalar. Ateş'e ulaşamıyorum. Yani nereye baktıysam yok. Sizi endişelendirmek istemiyorum ama bilmeniz gerekiyor. Allah Allah. Konu Vural Bakırcı ile ilgili, galiba onun karıştığı bir olay. Şöyle konuşalım kızım, geç. Ben üstünüzü alayım isterseniz. Tamam, rahat tutun. Senin yapabileceğin bir şey yoktu. Sen yapmasan o Vural'ı öldürecekti. Belki sonra adamların üstümüze salacaktı bizim. Unut artık her şeyi. Tamam, bak Vural halledeceğim dedi. Kimse senin peşine de düşmez. Senin yüzünden. Ne? Ben asla yaklaşmazdım oğlum Vural'a. Umurumda bile olmazdı, babammış, kanbağaymış, oymuş, buymuş. O kadar üstüme geldin ki oğlum. O kadar geldin ki ben öfkeden delirdim lan. Lan bir gün, bir gün bile... Bir an bile ben Bakırcı olmayı istemedim oğlum. Benim bütün dengemi bozdun oğlum sen, benim bütün... Bir tane ip vardı benim ailem aramda. Bir tanecik, onu da sen kestin yama. Saçmalama. Saçmalama. Bize sırtını dönen sensin. Düşman gibi davranan sensin. Düşman ne lan? Bir gün bir... Tek bir gün bile ben size düşman gibi davranmadım. Düşman ne? He? Tamam, hadi gel bin arabaya, bunu sonra konuşuruz. Gel, tamam, çekilin. Tamam. Farkındayım. Tamam, şu anda olanları kimse değiştiremez, farkındayım. Bir adam öldü. Bu da sen yaptın. Tamam mı? Ama şu anda tek bir seçeneğimiz var. Vural ne diyorsa onu yapmak. Bak adam ben üstleneceğim dedi. Biz de buradan şimdi çekip gideceğiz. Bu adamların hayatı böyle. Su testisi su yolunda kırıldı. Yapacağımız bir şey yok. Ya yalan söyledin lan bana? Ne? Oğlum söyleseydin ya. Gelseydin yanıma bana deseydin ya. Abi Bora'yı Bekir öldürdü deseydin ya. He? Oğlum! Oğlum baştan söyleseydin zaten bitecekti her şey. Her şey bambaşka olacaktı lan. Git buradan. Yaman git buradan.
Yani kısacası Vural Bora'nın katilinin Ürgüp'te olduğunu öğrenmiş. Ve sanırım Ateş de onunla birlikte peşine düştü. Ah, hepsi benim yüzümden. Akılsız kafam. Ah. Ömerciğim, tansiyonun çıkacak. Çıkarsa çıksın ya. Allah şu an canımı alsa yeridir. Ömer Bey, ama yapmayın böyle lütfen ya. Böyle hiçbir yere varamayız. Ateş beni Gülsoy adını kurtarmak için yaktı kendini. Benim batırdığım işleri düzeltmek için. Ne yaparız kızım? Nasıl kurtarırız torunumu? Şimdi savcılığı harekete geçirmek için sağlam bir dayanağa ihtiyacım var. Sizden ricam, bir düşünün. Bu Vural'ın bağlantılı olduğu birileri, husumeti olduğu birileri var mı? Ya da onları nerede bulabiliriz? Ah kızım, bilsem söylemez miyim? Bilsem kendim gidip kurtarmaz mıyım torunumu? İt dalaşının ortasına attı. Vural, 7 mahalleye zarar. Nereden bulaştırdım aileme bilmem ki. Ben geldim. Senin ne işin var burada? Okan, Ateş yok ortada. Küçük şeytan. Sen bir şeyler biliyorsun belli. Dede, otur anlat şunu. Dede, ben... Otur şuraya, otur anlat. Otur. Bir şey biliyorsan söyle hemen lütfen. Vaktimiz azalıyor. Vallahi billahi ben de böyle çok bilmiyorum. Şimdi bu Bora öldü ya, Allah rahmet eylesin. Kimin yaptığını öğrenmiş olabilir. Birileri söylemiş de olabilir. Peşlerine düşmüş de olabilir. Ulan! Yani ben... Bunu şimdi mi söylüyorsun aptal herif? Ömer! Ulan sen beni delirtecek misin? Ömer, kalbini düşün. Dede bak, Şermin'in hanımı dinle. Ben zaten Yaman abime anlattım. Yaman abimle Ateş abim peşine düşmüştüm. Ya merak etme. Ne? Yaman'a mı söyledin? Ulan, ulan sen kardeş katili misin? Allah'ını billahi, ne dedin? Ulan ya? İkisinin de mi başını yapacaksın? Ya? Geberteceğim lan. Allah Allah, nerede bu çizimler? Yaman, lütfen. Konuşmuştuk bunu. Benim tartışacak gücüm yok. Şu anda beni hayatta tutan tek şey sensin. Lütfen aç. Yaman, sen iyi misin? Şimdi iyiyim. Sana bakıyorum ya. Gözlerine. Karşımdasın. Gerçeksin. Bütün bu karmaşanın, cehennemin içinde boğulmuyorsam tek sebebi sensin. Sana, aşkımıza tutunuyorum. Ne oldu? Ne oldu? Hiç. Hiçbir şey. Neredeydin sen? Sende bir tuhaflık var, ben anlarım. Doğruyu söyle bana. Bak, yoksa siz Ateş'le kavga falan mı ettiniz? Bir şey yok, mi oldu? Yok, hayır hayır. Olmadı öyle bir şey. Feraye. Bu verdiğiniz ara benim canımı şimdiden çok acıtıyor. İçim parçalanıyor seni düşündüğüm an. Ama dayanacağım. Ayışıyorum. Sen dönene kadar sabırla bekleyeceğim seni. Yaman. Yani
bir marka olamazsın ama bunlarda çay çorba fırını falan çıkarır herhalde be Feraye. Ay aman neyse be. Allah Allah. Madem işsiz kaldın, o zaman kendimi yaşam koçun olarak atıyorum Feraye. Kariyerin emin ellerde kız. Moda tasarımcılar için iş ilanı. Gel. Sülün kızım, benim ne yapıyormuş? Ne yapayım anne, iş arıyorum. İş mi? Kendine mi? Aa. Nedenmiş? Ben iş arayamaz mıyım? Yani olabilir tabii de. Ay anne sen de ne safsın ha. Kız ben ne yapacağım işi? Benim kocam var. Kocamın malı, mülkü, parası her şeyi var. Feraye'yi arıyorum ben işi. Hem de uzaklarda. Çok uzaklarda arıyorum. Ay Yaman'ı bırakıp gider de. Ha öyle diyorsun yani. O zaman sıkı dur. Patlatıyorum bombayı. Kız ben de bugün ayaklı gazete gibiyim ha. Yani Ürgüp'ün bütün o vadisleri bende. Hadi Aleyna delirtme insanı, ne diyecek sen de? Ay ama bir hevesim kursam da bırakmasan olmuyor. Yaman İşkon'la Feraye Mıymıntısı ayrıldılar. Temelli. Aa. Ama işte orada da senin kızının mükemmel zamanlaması devreye giriyor sultanım. Yani? Ay anne yani seni manisini boş ver şimdi, oyalama beni ya. Şu kıza bir iş bulayım da defolup gitsin. Çalışsın, dağılsın, çöksün. Bu yeni bir strateji. Abi. Abim. Oğlum. Neredesin abim? Dur lan. Şükürler olsun ya Rabbim. İyi misin? İyiyim dede. Ateş peki? Sağlam bir şey yok. Nerede peki? Vural'ın yanında kaldı. Ne demek Vural'ın yanında kaldı? Ne oldu oğlum anlatsana. Sonra dede. Ben mi toplayayım? Ben de izninizi isteyeyim. Şükürler olsun yarabbim. Belki ulaşırım Ateş'e. Sizi de endişelendirdim, kusura bakmayın. Olur mu şöyle şey? İyi ki geldin. Geçmiş olsun hepimize. Hepimize kızım. Sürprizlerim bitmiyor değil mi hiç? Çok yorgunum, ne olur sor sor. Canına tüküreyim ben böyle işin ya. Hayır iflas ettiler mi etmediler mi? Yani çıkıp böyle iki çift laf eden de yok. Abi. Baba biz artık fakir mi olacağız? Bakalım oğlum. Bakalım hayır ben malımı da biliyorum. Yani şimdi bunlar iflas ettik deyip bizim tazminatı da koklatmayacaklar yani. Abi kapatsan mı şu konuyu artık? Gülfem Hanım'dan mı çekineceğim Feraye? Allah Allah. Hem bu arada artık o da bizim kütükten sayılır. Öyle değil mi Gülfem Hanım? Bu arada soyadınızı değiştirirler değil mi? Yani Gülsoy bırakmazlar herhalde artık diye düşünüyorum ama. Ya sana inanamıyorum. Şu çeneni bir kapalı tutamıyorsun abi ya. Ne var kızım? Allah Allah. Yalan mı? Ya ben burada cayır cayır yanıyorum Feraye. Sen kaynana güzelleme derdindesin ya. Bir şey diyeceğim.
Sen madem bu kadar düşkünsün kaynanana, bak sana fırsat. Git Ateş Bey'e. Açık açık konuş ya, de bu anneniz ne olacak de. Bir sahip çıkın şu annenize de. Bu arada bizi de bir araya karıştır. Abimdir, ailesidir. Bunlar ne olacak? Nerede kalacaklar? Bir sor, öğren ya. Saçmalama ya. Olmaz öyle şey. Ya 40 yılın başında ailen için bir şey yapacaksın. Ona da yanaşmıyor. Helal olsun sana. Hayır yani akıbetimizi öğrenmek bizim de hakkımız değil mi Feray? Hadi bizi boş ver. Şuncacık oğlan bu senin öz yeğenin, öz yeğen. Ama tabii. Nerede sende o düşünce? Biz böyle sokaklarda kalalım. Sen çayını çorbanı iç. Böyle damının altında otur. Oh keyfin keyif, mis gibi işim var. Of, of. Öyle bir şey olmayacak. Keyfim yerinde de değil, işim de yok. Ne demek işim yok? Ayrıldım işten. Batarsak birlikteyiz yani. Hadi buyur. Allah'ım ya. Alo, merhabalar. Ben Feraye Yılmaz. Aradığınız moda tasarımcısına ulaştınız. Pardon, CV derken? Ha, özgeçmiş. O zaman şöyle yapsak. Siz bana bir davetiye yollasanız mesela. Ben öyle gelsem. Ay yok yok yok. Bu numaraya değil. Benim başka bir numarama. Evet, ben size yollayacağım numaramı. Tamamdır. Tamamdır. Hoşça kalın. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Oley be, oley be. Ne oluyor kız? Anne gel gel. Feraye'ye iş buldum. Hem de İstanbul'da. Madem bunları yapabiliyordum, kendin için niye kıpırdatmadın bir tarafını? Ay anne, dedim ya. Ben kariyer planlamamı evlilik üzerine yaptım. Şu da gitti. Alo. Ne oldu? Tamam, bekle orada. Geliyorum. Anne! Ay aman neyse ya. Bakayım başka nereye arayacaktım. Hah. Abi. Abilerin gülü. Abicim. Dün gece ne olup bittiğini anlatmadın. Ama anlatacaksın değil mi? Ya bak vallahi ölüyorum meraktan. Boş ver Okan. Ya abi ne demek boş ver ya? Ne demek boş ver? Bekir'e ne oldu? Ateş abim ne yaptı? Kim kimi kurtardı? Kim harcandı? Ya oğlum, hayatında bir kere hayırlı bir şey merak et ya. Aynı dedem gibi konuştun ya. Vallahi bir gecede yaşlanmışsın. Bak sen şimdi bırak Ateş'i bir kere. Bizim dedemizi düşünmemiz lazım. Oğlum adam hapse girecek. Bundan sonra full focus işteyiz artık. Tamam mı? Sen bugün şirkete gidiyorsun. Ben fabrikaya gideceğim. Öğle yemeğinde buluşuruz. Tamam? Tamam. Şimdi böyle olduk yani. Tamam. Hadi yürü git. Çok iyi. Hadi. Gidiyorum. Hadi hadi. Günaydın Feroş. Günaydın. Yine çok güzelsin. Çok tatlısın. Sen de çok şıksın. Şirkete mi? Abim ilk önce fabrikaya uğrayacak. Hadi sen bekletme sevdiceğini. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaman, ben öğrendim. Neyi öğrendin? Ateş'in Bora ile kardeş olduğunu. Dalga dalga yayılıyor demek. Sen nereden duydun? Annenden. Annemden mi? Ne zaman, nerede? Bizim evde. Şimdi, şu anda. Bir süredir bizde kalıyormuş. Nasıl yani? Aslında kimseye söyleme demişti. Ama Cemile ile Aleyna bile öğrendi. Sen benden duy istedim. Sağ ol. Zaten senden başka kimse düşünmüyor beni. Yaman yapma böyle. Uzak durma. Sen böyle olsun istemedin mi? Boğuluyorum, ara verelim demedin mi? Ben de uzak duruyorum işte. Sen beni cezalandırıyorsun değil mi? Dün akşam demiştin ki... Ben seni bekleyeceğim dedim.
Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum demedim. Anne. Anne ne işin var senin burada? Hani büyük alanlardaydın? Bir şey söylesene anne. Benim konaktan ayrılmam gerekiyordu. Yaşanan olaylardan sonra zaten size de haber vermedim. Dedenizle aramızda kalmayın diye. Anne böyle olmaz müştemilatta gizli kalmaları falan. Ben dönemem oraya. Tamam. Dönmek istemiyorsan dönme. Olmadı sana bir ev tutalım. Tamam ama... Ama ne anne, burada kalmayacaksın herhalde değil mi? Şu haline bak. Ay, tabii ki kalmayacağım. Benim başka planlarım var. Bakacağım ben başımın çaresine. Anne ben seni nasıl bırakıp gideyim bu halde? Ben iyiyim. Sağ olsun Nesrinler ilgileniyor benimle. Ya niye Nesrinler ilgileniyor seninle? Oğlum. Güzel oğlum. Unuttun lan. Ben sizin annenizim. Ve anneler hep güçlüdür. Tamam ben... dedemle konuşurum, halledeceğim, ikna ederim onu. Hayır, hayır, sakın. Sakın, sakın konuşmayacaksın. Dedenin bu durumla alakası yok. Dönemem ben o konağa. Benim zaten yıllar önce bunu yapmam gerekiyordu. Babanı kaybettiğimde. Ama... cesaret edemedim. Korktum işte. Şimdi yapamam, yapamam. Tamam, tamam. Neyse. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ama bak, otelde mi yaşamak istiyorsun? Ev mi tutalım sana? Söyle bana nerede yaşamak istiyorsan. Ben halledeceğim hepsini. Tamam. Tamam, ben gideyim şimdi. Yaman. Feraye. Feraye'yi sakın kaybetme. Üzme onu. O güzel, iyi kalpli bir kız. Seni de çok seviyor. Aşkını yitirme. Ateş. 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 Dur, tamam, tamam, yok bir şey. Günaydın. Tamam, tamam, yok bir şey. Buradayım. Tamam. İyi misin? Kabus görüyordum galiba, kusura bakma. Günaydın. Nasıl uyudun diye sormama gerek kalmadı. Hadi kahvaltı hazırladım. Omlet bile yaptım, kendime açtım. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Bu saate kadar nasıl uyuyakaldım ben ya? E tamam, acil bir işim mi var? Cenaze var ya bugün. Kardeşim toprağa vereceğim burayı. Pardon ya. Dur tamam, ben o zaman hemen etrafı toplayayım, birlikte çıkarız. Sen de mi? Evet, ben de geliyorum Ateş. Seni yalnız bırakmayacağım.
Bekir. Bekir. Bekir, gidiyorum ben. Bekir, bak gidiyorum. Uğraşamayacağım seninle. Allah, canını almasın be. Aklım çıktı, niye ses vermiyorsun? Kızılım. Bu ne be? Bu halin ne? Korkma, korkma. Ölümcül bir şey yok. Ölümcül bir şey yok. Ama olur mu bak, bu izbelik yerde böyle mikrop falan kapar. İyiyim ben, iyiyim. Ay. Ay. Ece'den Baytar'a baktırdım. Lüzum bunu yersin. Peki kim bu hale getirdi seni? Kim geçti üstünden böyle? Maskem düştü. Vuraloğlu'nun eceli olduğumu öğrendim. Ne diyorsun ya? Nasıl kurtuldun elinden? Vallahi hiç kimse görmeden kaçtım. Ama bunların hepsi geçici önlemlidir. Vural'ın eli kulağındadır. Biraz daha oyalanırsam, çökelensem. Peki ne yapacaksın? Yani nasıl kurtulacaksın? Tek çare var aslında. Kaçacağız. Af buyur. Birlikte kaçacağız buralardan. Uzak diyarlarda kendimize yeni hayat bulacağız. Ne bak şuraya yazıyorum. Bastığım toprağa cennet eylemezsem adam değilim. Yavaş gel. Kafayı mı yedin sen? Ben de senin arabayla gelirim bugün. Benimkine şimdi güvenemedim oralarda. Ateş. Bu ne? Yuh! Bu kadar para arabada bırakılır mı? Sana bahsettiğim para bu işte. Burada verdim. Ben bırakmadım. O zaman... Vural paranı iade etti o zaman. Ateş, farkında mısın? Bu parayla dedenin adli para cezasını ödeyebilirsin. Şişt, kime diyorum Ateş Gülsoy? Artık bakırcı olmana gerek yok. Ateş. Bırak onu! Babamı bırak. O zaman bekliyorum davetinizi. Tamamdır. Ha bu arada ben Feraye Yılmaz. Unutmayın. Hoşçakalın. Ay ne zor bir şeymiş ya iş hayatı. Öldüm bittim vallahi. Allah Allah. Ama sen merak etme. Ağzında altın kaşıklı doğacaksın. Yani baban sana fabrikalar falan kuracak ha. Ah be. Oğluşum bir kere bile göremedi organik babasını. Gidip babana veda mı etsek ha? Ne dersin? Ama bak anneanne sultana söylemek yok ha. Vallahi kırar kemiklerimizi. Hah. Hadi. O zaman gidip hazırlanalım. Bir cenaze kombini yapalım. Ya bak aslında bunu asimetrik yapsak tüm havası değişir. Hem casual hem zarif. Ne diyorsun? Hey, hadi yap. Feroş, iyi ki geldin, hoş geldin. Hoş buldum da, hayırdır? Ay kızım, yordu beni bunlar ya. Bırak modasını, tasarımını, yemin ediyorum çöp adam bile çizemiyor bunlar. Neyse ki sen geldin, beynimiz görüntülerden arınacak yarabbim, şükür ya. Düzelir, düzelir. Sen en iyisini öğretirsin onlara, biliyorum ben. Ben geldim de... Eşyalarımı toplamaya geldim. Tamam o zaman ben de bırakıyorum. Saçmalama Azal.
Sen ne yapacaksın Allah aşkına? Eğitimini aldığın işin yerine garsonluğa geri mi döneceksin? Ne var? Seviyorum ben bu kafeyi. Hayır canım. Olmaz öyle şey. Sen burada kalacaksın. Ben çok eminim senin başarılı olacağına. İyi de burada böyle sensiz olmaz ki. Abartma istersen hayatım. He? Biz yine her iş çıkışı beraber olacağız hem. Her zaman olduğu gibi. Hadi yardım et bana. Kızım iki parça eşyam var zaten. Neyine yardım edeceğim ya? İyi tamam. Yanımda dur o zaman böyle. İki dakikaya biter zaten dediğin gibi. Kızım sen de beni özleyeceksin işte. Nereye gidiyorsun ya? Özlerim. Özlerim ben seni hep özlerim. Hayır. Burada beraber çalışalım. Gitme. Gidiyoruz. Ama sen geri geleceksin. Özledim. Seni görmek için. Yapma şöyle şeyler. Gerginim zaten. Ne yaptık oğlum? Ürkek ceylan gibi. Niye buradayız? Yemek yiyeceğiz. Tamam yiyelim gel gidelim. Yok. Burada yiyeceğiz. Ne oğlum bu sandviçler falan? Para mı bitti? Ya abi dalga geçme. Ye gitsin işte. Bak ne güzel. Ferah ferah. Ördekler var. Kazlar var. Böyle kapalı bir alanın içine girdiğimde ben boğuluyorum. Böyle boğuluyorum yani. Nasıl oluyor? Böyle... Sen benimle kafa mı buluyorsun ya? Allah Allah. Kardeşin sana burada derdini anlatmaya çalışıyor. Tamam. Tamam kardeşim. Sen niye bu hallerdesin? Niye giremiyorsun kapalı mekanlara? Oray yüzünden. Bugün defnediliyormuş. Aklımdan çıkaramıyorum abi. Daracık alana girişini, toprak konulacak olmasını sanki benim başıma geliyormuş gibi hissediyorum. Kan, sen terapiye falan mı başlasan acaba? Bak senin ufak ufak yeni ataklar başlıyor. Ha? Ne dersin? Çok iyi fikirmiş ya. Çok iyi fikir. Ben canlı bir adamı ayağına taş bağlayıp göle attım. Ateş Gülsoy'un aslında Ateş Bakırcı olduğunu, annemizin bizi senelerce kandırdığını falan anlatırım. Vallahi çok iyi fikirmiş. Oğlum niye olmasın? Onların işi bu zaten ya. Ben hazır değilim. Hazır değilim ben öyle. Aile sırlarımızı birine anlatmaya. Ben aile dışında kimseyle konuşamam. İyi misin? Deniyorum. Seni de sürükledim buraya kadar. Gitmek istersen anlarım, burada olmak zorunda değilsin. Sen de öyle. İstediğinde birlikte gideriz. Kafamın bir tarafı seni dinleyip buradan çekip gitmek istiyor ama işte... diğer tarafı... sanki bu çocuğa karşı hala bir sorumluluğum var gibi. Kan bağı mı? Belki de, bilmiyorum. Yaşarken o kadar çok zarar verdi ki aileme, kardeşlerime. Belki yine verecekti ama... böyle öldürülmesi. Acıyorum belki de Bora'ya, bilmiyorum Güneş. Gerçekten bilmiyorum. Sağ olsun. Senin de başımız sağ olsun.
Ne tuhaf. Baş düşmanlarından Boru ölecek. Ben de sana başsağlığı dileyeceğim. Başım sağ olsun. Adem Karacaban. Ateş Bakırcı. Vural nerede? Bundan sonra Vural yok. Ben varım. Oğlum. Baş ders olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi gitmek istersen anlarım. Abicim, annemin müştemilatta ne işi var ya? İşi yapmayacak mıyız? Ya yapacağız oğlum, yapacağız da. Benim de kafam yerinde değil şu an, bir toparlanmam lazım. Hem annem de yardım kabul etmiyor zaten şu an. Birkaç gün izin verelim ona. Hadi gidelim. Kızlar. Azal. Ya geçen gün sana ters davrandım, kusura bakma. Sıkıntı yok, takma kafana. Bak, gördün mü, ben sana dedim abim kral adamdır diye. Sen de böyle duygusala bağlamışsın, ha? Ha, çok duygusala bağladım. Sana ne diyeceğim? Hı? Annem büyük halada değilmiş. Müştemilattaymış, dedem göndermiş. Biliyorum. Feraye söyledi. Ya nasıl her şeyde en son ben öğreniyorum ya? Allah Allah. Ateş abim de Boran'ın abisiymiş. Onu da biliyor olabilirim. Ya vallahi bu Feroş da her şeyi yetiştirmiş canım ya. Bana bak, arkadaşım hakkında doğru konuş. Biz birbirimizden hiçbir şey saklamayız. Sevgililerinizden saklarsınız ama. Vallahi helal olsun. Yok ya, öyle düşünme de şimdi onu. Küs müyüz? Saçmalama, çocuk muyuz biz? Ama küs gibi davranıyorsun. Yani bu ilişkimizi iyileştirmek adına aldığımız bir karar ya. Biz değil. Sen aldın o kararı. Çünkü sorunlarımız bizi aşmıştı. Yapmamız gerekiyordu. Nefeslenmek için. Bizde devre arası olmaz. Nefesimiz kesilmez öyle çabucak. Yaman. Ben çok yanlış anlaşıldım galiba. Hadi canım. Ne oldu? Ay. İstanbul'dan bir marka. Çok beğeniyorum ben onları. İş görüşmesi için davet etmişler. Nereye? İstanbul'da mı? Evet. Üstelik hemen gitmemi istiyorlar. Nereden istemişsin davet etmek? Sen mi başvurdun? Yoo.
Sibel hocam. Biliyordum beni ne kadar çok sevdiğini. Bak gördün mü? Açıkta kalmamam için başvuru yaptı demek ki benim adıma. Boşa zahmet etmiş. Gitmeyeceksin herhalde İstanbul'a. Feraye, bu oyuna gelmeyeceksin değil mi? Ne oyunu? Feraye görmüyor musun sen ya? Kadın takmış bana kafayı. O gün de okulda söylüyor, yok çocuğuna dön, yok karına dön, bilmem ne falan filan. Okula girmemi yasaklamalar. Baktı olmuyor, şimdi seni göndermeye mi çalışıyor? Ay Yaman, ne alakası var? Var. Alakası var diyorsan var. Gitmeyeceksin Feraye. Pardon. Ben izin istediğimi hatırlamıyorum da. İzin isteyeceksin mi dedim sana? Gidersen bu aşk biter diyorum. Öyle mi? Ben senden daha çok güveniyorum aşkımıza. Gidiyorum. Yap Feraye, yapma. Bak yapma, inat yapıyorsun, yapma. Sen de şu an kabalaşıyorsun, yapma. Ayılaşıyor muyum ben? Bunu mu söylüyorsun? Daha önce demişliğim var çünkü. Ay çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Ben ne zaman dedim sana öyle bir şey ya? Ya dedin. Dedin, hatırlıyorum ya da demişliğim var, oraya getirdin. Yaman. Yaman. Bence biz bu konuyu uzatmayalım. Ben iş görüşmesi için İstanbul'a gidiyorum. O kadar. İyi. Git o zaman. Öyle mi? Gidiyorum. Okan yürü, gidiyoruz. Ne oluyor be? Abi iyiydi böyle. Gelmezsen gelme lan. Bir şey olmuş. Bak bakayım. Ya ne güzel oturuyorduk kardeşim. Allah Allah. Allah Allah. Muhterem kardeşlerim. Bora kardeşimiz can emanetini teslim edip dünya imtihanını tamamlamıştır. Rabbim korktuklarından emin, umduklarından aile eylesin. Amin. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Amin. Kardeşimize dünya ve ahiret haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah rahmet eylesin. Amin. Maşallah. Senin iştahın da bu ara bayağı açık ha. Çetin. Stresten Nesrin'cim. Vücut kendini zor günlere hazırlıyor haliyle. Valla vücudun beyninden daha zekiymiş Çetin'cim. Keşke birazcık sen de zor günlere bir birikim bir şey yapsaydın da böyle strese girmeseydik değil mi? Afiyet olsun, afiyet hadi. Afiyet olsun. Hı, buyurun, beraber olsun Gülfem Hanım. Yok, oturmayacağım. Sağ ol. Ben şimdiye kadar yaptığınız her şey için teşekkür etmek istedim. Size de sıkıntı verdiysem kusura bakmayın. Konağa geri mi dönüyorsunuz? Yok, öyle değil. Bir arkadaşım aradı, o da yalnız yaşıyor. Eşini de kaybetti. Ona gideceğim, o çağırdı. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Vallahi bu zamanda bulunmaz arkadaşmış ha. Hiç ikiletmeyin, gidin bence. Vallahi. Ben şimdi çıkıyorum, bir işim var, halledeceğim. Uğrarım sonra. Bir şey ister misiniz Gülfem Hanım? Bir ihtiyacınız var mı? Ay Nesrin, aslında bir kaban çok iyi olurdu. Şermin'de vardır bol bol. Ben getiririm bir tane. Tamam. Buyurun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ay, çok heyecanlandım. Şimdi biz 3 gün sonra karı koca mı oluyoruz? Ya. Yıldırım nikahı yapanlara kızardım. Demek bazen gerekli olabiliyormuş. Hı.
Ömer'cim, salon mu tutsaydık acaba? Ya ne gerek var? Evde kendi aramızda yaparız torunlarla falan. Neden? Ben senin sırrın mıyım? Niye biz böyle gizli saklı evleniyoruz? Basını çağıracağız. Ürgüp gazetesi yazacak evlendiğimizi. Ama cilve nazım. Dünya kadar borcum var. Zaten hapse gireceğim. Yani böyle nispet yapar gibi olur. Hapisten çıktıktan sonra düğün yaparız artık. 2,5 sene. Az değil. Ama ömrüm vefa ederse yaparız tabii. Etmezse de gıyabınla yaparım artık. Nasıl? Şaka yaptım ayol. Bir dakika. Avukat arıyor. Alo İhsan. Hemen mi alıyorlar yoksa beni? Evlenseydik bari. Emin misin? Hepsini mi? Allah ondan razı olsun. Sen de sağ ol İhsan. Sağ ol. İyi ki varsın. Tamam, tamam. Çok çok sağ ol. Kurtulduk Şermin. Evlenmemize lüzum kalmadı. Ateş cezayı bedelin hepsini ödemiş. Artık beni takip etmezler. Hapse gerek kalmadı. Evlenmemiz de şart değil. Öyle mi? Peki benim duygularım? Onlara da beraat çıkmış mı? Nasıl yani? Sen benim duygularımla mı oynuyorsun Ömer? Yok da Şermin. Yani sen öyle deyince ben ondan şey yaptım. Bak şimdi ben bu başvuruyu nasıl iptal ediyorum? Şermin. Konuş hayatım. Benimle. Ya sen bak. Pardon, bakar mısınız? Lütfen bu başvuruyu iptal eder misiniz? İptal edemiyoruz hanımefendi. Vazgeçtiyseniz gelmezsiniz olur biter. Evet evet ya gerek yok. Hayır lütfen konuşma benimle. Ben anlamam. Bu başvuru iptal edilecek. Adımın bu beyle hiçbir kayıtta bulunmasını istemiyorum. Silinecek o isimler. Hanımefendi iptal edemiyoruz maalesef. Evet evet. Hiç gerek yok zaten. Lütfen dokunma. Ya. İşte öyle Ömer Yaman. Ama sen üzülme tamam mı? Yani babanı tanısan sen de sevmezdin. Feraye. Hoş geldin. Yine soluğu burada almışsın. Canım bak. Biz senin işsiz kalmana sebep olduk ya. Annemler dediler ki hamileyken kimsenin ağının alınmaması gerekiyormuş. Yani çoluğumdan çocuğumdan falan çıkarmaz Allah. Aa, olur mu canım öyle şey? Olur mu olur. Ben gene de kendimi garantiye aldım. Sana iş buldum. Hem de yani böyle evden dışarı çıkmadan. Kutu katlayacaksın, sabun paketleyeceksin, boncuk falan dizeceksin. Bir sürü iş ilanı biriktirdim, hepsini atarım sana. Ama yani en güzeli pizza kutularında dediler. Alıştı mı günde 500 paket katlar mısın? İhtiyacım yok benim. Allah Allah! Yani nasıl olacak ki canım benim? Sonuçta eski işine de dönemezsin, senin paraya ihtiyacın var. İstanbul'a gideceğim. Ya! Kutucuların gözyaşları sel. Neyse be Feroş. Ürgüp bir tane kutucu kaybetti ama İstanbul iyi bir modacı kazandı kız. Aferin sana. Aferin. Tamam gel indir onu. Hadi. Yavaş. Ya, tamam, tamam, yavaş. Tamam. Şu üstünü temizleyelim ya. Of. Kesin o Yaman denen herif var ya, o ispiyonladı beni. Ama onun yanına bırakmam. Hayır sen Yaman'ı niye kurtarıyorsun ki? Ayağına gelmiş fırsat, onu da ezeydin ya. Yani şimdi başımız ağrımazdı. Ya ne bileyim, vicdanımın kurbanı oldum işte. Ama bir daha miadı gelenin hayatta bırakırsam var ya, bana da adam demesinler. Yapmışım işte. Cevap vermedin. Gidiyor muyuz beraber? Diyelim ki gittik. Neyle? Kolay mı kaçacak hayat? Her şeyi nakit ödeyeceksin. Hı? O iş bende. Vural'ın paraları sakladığı yeri biliyorum ben. Nasıl ya? Ya. Ne diyorsun sen? Kendi ellerimle gömdüm hepsini, kendi ellerimle. Sulaların ikisini patlatsak bize yeter. Bu akşam o işi bitireceğiz.
Ateş. Gelmek istersen bu akşam Bora'nın duası okunacak evde. Allah kabul etsin. Ne yapalım? Yani ne yapmak istersin? Yürüyelim mi biz? İyi günler. Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Yeni modellerimiz var. Ben bozduracaktım da. Ya, sana bir şey söylemeyeceğim, hiçbir şey sormayacağım, hiç kurcalamayacağım dedim ama. Ateş, bugün yaptığın şey, yani sen bakırcı değilsin ki. Sen oraya ait değilsin. Bak, bir çizgi var. Eğer o çizgiyi aşarsan bir daha geri dönüşü yok. Lütfen oralara gitme. Ben o çizgiyi geçtim. Güneş, dün sen bana ulaşamadın ya. Seni öptükten sonra. Bilmeden, istemeden. Sanki yapmam gereken bir şeymiş gibi o çizgiyi geçtim. Pardon. Anne. Sen şimdi İstanbul'a mı yerleşeceksin yani? Ya bir dur, bir görüşmeye gideyim. Belki istemeyecekler beni. Ya kızım, nereye istemiyorlar ya? Sen kesin gideceksin Ürgüp'ten. Sonra İstanbul'da yeni arkadaş da bulursun. Yahu ne yapayım ben yeni arkadaşı? Ne yapayım? Başka bir Hazal var mı ya? Var mı? Yok tabii ki yok. Öp. Diğeri. Siyahı mı alayım? Aynen. Ya Firuş. Oh. Ya bu tuzak gibi bir şeyse? Ne tuzağı? Ya ne bileyim kızım, biri seni İstanbul'a çağırır, zarar vermeye çalışır falan. O kadar çok şey yaşadık ki vallahi benim paranoyu üretiyor kafam şu anda. Sen numarayı kontrol ettin mi o markaya ait mi diye? Ay yok. O heyecanla hiç aklıma gelmedi ki benim. Dur ya, ben bir internetten bakacağım. Bir kendimizi arayıp soralım. Sana davetiye yollamışlar mı diye. Olabilir mi öyle bir şey ya? Nesrin. Hmm. Çetin nerede? Ay anne bak. Kraliçem, neredesin sen ya? Sabahtan beri seni arıyorum. Bomba haberlerim var sana. Söyle, ne söyleyeceksin? Acelen var, hadi. Ha yok. Burada olmaz. Hadi gel. Terasa gidelim. Terasta anlatayım sana. Kızın neler başardı biliyor musun? Akıl gibi diyeceksin bana. Acelem var diyorum sana. Kız, nerede kocan? Nerede olacak? Bahçede yaprak topluyor. Allah Allah. Her şey bize kaldığı için. Adam onu mu yapsın? Ay yapsın. Tamam dur. Bağırıp durmayın be. Allah Allah. Ya koca konak yaptırıyorsun. İnsan bir düşünür bu oluklar nasıl temizlenir diye.
Hayır, zaten batıyorsun yani. Temizlenmese ne olur? Allah belanı versin Cemile abla, ödümü patlattın ha. Korkakla bu işi nasıl yapacaksın? Ne? Çetin. Hayatının teklifine hazır mısın? Gönder gelsin. Kürek kullanıyor musun? Ne? Hani kazma, kürek, tırmık, tırpan. Öyle karışık. Neye karşılık? Ucumda çok büyük para var. Ne diyorsun? Yo, bir yanlışınız var. Ben sizi aramadım. Siz bana mesaj gönderdiniz. Yani bilmiyorum, ben gerçekten ne olduğunu anlamadım. Tamam, iyi günler. Nedir yani, neymiş? Allah Allah. Ya numara doğru. Onlar göndermişler mesajı. Ama ben hiçbir şey anlamadım Azal. Biri markayı arayıp benim adıma iş istemiş. Çizimlerimin fotoğraflarını bile göndermiş. Üstelik kendini Feraye Yılmaz olarak tanıtmış. Yok artık ya. Bir dakika, beynim yanlış ben benim. Kim yapar ya böyle bir manyaklığı? Aleyna. Aleyna. Yuh artık ama ya. Gerçekten yuh artık ama sakın, ya. Sakın, sakın. Sen burada bekliyorsun. Ben gidip geleceğim. Beni bekliyorsun. Feraye. Tamam mı? Beni bekliyorsun Azal. Sağ olsun. Ateş beni bu dertten kurtardı. Anamdan yeni doğmuş gibi mutlu oldum. Dede ben anlamıyorum ya. Ateşi neymiş bizim borcumuzdan, harcımızdan? Ben halledeceğim demedim mi? Bizim o bakırcıların kirli parasına niye ihtiyacımız var? Dede, kan var o parada, kan. Hem sen bunu niye kabul ediyorsun? Abicim sen neyi anlamıyorsun? Hı? Dedem hapse girmeyecek. Daha ne istiyorsun? İyi ya. Tamam, iyi o zaman. Herkes hayatından çok memnun. Ara sen de şimdi hemen fabrikayı, tamam mı? Vardiya sistemini iptal et. Normal akışa geçsinler. Benlik bir şey yok zaten. Siz ateşle gayet iyisiniz. Adam soyadını bakırcı yapıyor. Siz hala... Yama! Ben ateşi torunum bilip bağrıma basmışım. Sana söz düşmez. Ben daha ölmedim. İyi o zaman. Nasıl biliyorsunuz öyle yapın. Niye ya? Niye? Niye biz bir dede, üç torun, bir aile olamıyoruz? Ah dedeciğim. Dedeciğim benim. Ah ah. Dedeciğim. Annemi eve geri mi alsak? Feraye. Yaman bir saniye. Aleyna! Aleyna çık dışarı! Feraye. Ay ne oluyor be? Ne oluyor ya? Ne bağırıp duruyorsun yine ciyak ciyak? Aşağıya gel, konuşacağız. Allah Allah, oldu canım. Hamile haline bir de ben mi geleceğim? Sen çık yukarıya. Aferin kız. İnme aşağı. Kudursun dursun tek başına bahçede. Sen karışma be. Ne oluyor? Benim yerime İstanbul'daki markaya başvuru yapmış. Yaptıysam yaptım. Yalan bir şey mi söyledim? Modacıyım dedim, değil misin? Sen benim adıma kimseyle konuşamazsın. Benmiş gibi davranamazsın. Benim yerime geçemezsin. Kimsenin yerine geçsin ya. Kim ne yapsın seni? Geçmek isteyen mi var sanki, saçaklı? Sen benim kızımın eteğindeki toz olamazsın, toz. Sana karışma dedim. Tamam. Takılma sen de bunlara. Olan olmuş. Yaman ne demek olan olmuş? Adama ben sizi aramadım dedim ya. Rezilliği düşünebiliyor musun? Unuturlar mı böyle bir şeyi? Ay abart istersen. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey olduğu yok Ömer dedeciğim. Nankör işte. Sen geç içeriye, hava soğuk soğuk. Üşütürsün, yel alır, kılıç falan çıkar. Kurban olduğum, geç. Bak gördün mü? Yine herkesin huzurunu kaçırdın burada durduk yere. Benim huzurum ne olacak? Ruh hastası. Hayatımı kabusa çevirdin. Allah Allah. Teşekkür edip elimi öpeceğe ne? Senin yapamadığını yaptım kızım. Sana iş buldum. Daha ne istiyorsun? Aleyna! Ne? Haddini aşıyorsun. O markayla çalışmayı ne kadar çok istiyordum. Senin yüzünden bir daha başvuru yapamayacağım. Hayalimi mahvettin ya. Hem de kaçıncı kez? Uzak dur benden. Hayatımdan uzak dur. Sen benim hayatımdan uzak dur asıl. Geldin kocamı aldın elimden. Ben seni anladım kızım.
Senin iş bulmaya falan niyetin yok. Anca böyle ağla iş bulamıyorum diye. Tamam kız, gir içeri. Sen git kardeşine bak. Ne laf dinliyorsunuz be siz de? Hadi dağılın. Hadi kız gir. Feraye. Feraye bir duruyor musun? Bak gördün mü? Hiçbir şeyin düzeldiği yok. Her şey daha da kötüye gidiyor. Ya ben elimden geleni yapıyorum. Seni, bizi düşünmediğim benim tek bir an bile yok ki. Aklımın, yüreğimin yettiği ben her şeyi yaptım, yapıyorum. En başında bana güvenmedin sen. O gece Bora bu eve geldiğinde olanları, Cemile'nin şantajını bana söyleseydin. Ya olay buraya mı geldi şimdi? Biz o gün kaybettik Yaman. En başında bana açıkça söyleseydin, güvenseydin, bunların hiçbiri olmazdı belki de. El ele verir çözerdik her şeyi. Feraye. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Bir savaşın içindesin ama beni hep dışında bırakıyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sonra acısını birlikte çekiyoruz. Ben vermediğim kararların, içinde olmadığım savaşların acısını çekiyorum. Abi. Ne oluyor? Oğlum olan şu. Benim bu aleyhine belasından artık kurtulmam lazım. 2 ay falan bekleyemem ben. İyi de nasıl? Ya bu babalık testini beklemek zorundasın. Yok. Beklemeyeceğim. Yakışıklı dedik, sen halleşecektin ya lan. La ben senin canını bağışladım, canene. Hatun Hanım'ın oğlu değil, seni seçtim. Bekir. Seni yaşattım ben seni. Sen ne yaptın? Sen beni arkamdan vurdun. Bekir, indir şu silahı, öyle konuş. He, konuş. Ateşle konuşmuşsun sen. Ateşi adıma vermişsin. Yok öyle bir şey, yazma hikaye. Yazacağım ben senin hikayeni, yazacağım. Bas, gidiyor. Hadi. Bir bak. Eğer beğenmezsen değiştiririz. Gerek yok. Gayet güzel. İhtiyaçlarını da buradan karşıla. Ben iyiyim. Benim bir ihtiyacım yok. Tartışmayalım. Lütfen. Hadi sen şimdi dinle. Konuşuruz sonra. Annen çok güzel kadınmış. Hı. Seni de çok seviyor. Çok öfkelisin ona biliyorum. Ama kızma bence. Çok acı çekmiş. Belli. Gel bakayım buraya. Teşekkür ederim. Gerçi teşekkür edecek bir sürü şey birikti sana ama. Ödeştik. Hmm. Hadi sen dinlen şimdi biraz. Ben gideyim. Sonra konuşuruz. Sen nereye? Bu ilişkide tek gizemli taraf sen olamazsın. Kusura bakma.
Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun hocam. Başınız sağ olsun. Buyur. Bir şey ister misin? Çay, kahve. Kahve olur. Vural'ı göremedim bugün. Oğlunun cenazesine niye gelmedi? Meraktan mı soruyorsun? Soruyorum işte Bade. Ne oldu dün? Ateş'e niye sormuyorsun? Sana sormak istedim. Buranın katili dün bunun bedelini ödedi. Özer Bolat öldü. Yani söylediklerine göre babası oğlunun intikamını almış. O yüzden Vural Bakırcı artık aramızda olmayacak. Hayalet oldu. Ha, Ateş'in bununla ne ilgisi var diyorsan inan bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çetin. Bak şu ileride terk edilmiş bir fabrika varmış, tamam mı? Oradan sağ, ondan sonra da dümdük. Anladım. Cemile abla, biz şimdi tam olarak ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz? Bilmiyorum. Görmedim. Ama çok. Yok ya. 50-50 yapıyoruz değil mi? Ne? Ne? Bir araba sürdün, iki kürek salladın diye ne 50-50'si? Yok. Tamam, 3'te 1 o zaman. %25? 5. Yok, 1. 5. Cemile abla, 10. Tamam, yani bu beynel milel bir oran bence. İyi, tamam, iyi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sanki yetim hakkı yiyoruz gibi geliyor ha. Ne bileyim, mafya parası sonuçta. Kesin kara para aklıyorlardır. Vallahi yetim hakkı yiyoruz. Hakkına giren girmiş zaten. Sen kendi hakkına bak Çeto. O da doğru ya. Hadi be, hızlan biraz. Cemile abla, ben burada öldürmeye falan kalkmayacaksın değil mi? Kimse yok falan. Genelde öyle oluyor ya. Saçmalama Çetin. Seni öldürürsem arabayı kim sürecek? Ne öldüreceğim seni ya? Hayır, ben söyleyeyim de. Nasıl bir yer ya burası? He? Şimdi nedir? Şimdi 3'lü ağaç yazıyordu. Abi. Tamam. Bekir gelmedi. Ama saçma sapan iki tip geldi. Biri kadın. Dediğin sol bu. Bir adım öne. Sırtımızı verdik. Heh. Bir adım attık. Hadi, hadi bakalım. Ver şunları. Haydi bismillah. Ver şey. Evet, kazmaya başladılar. Hadi yine iyisin ha. Cesedin bile yakışıklı olacak ha. Daha derin kaz bence, daha derin. Ne kadar derin o kadar iyi, kokmazsın. Lan! Yavaş! Lan manyak mısın? Bak çok büyük hata yapıyorsun. Seni ben satmış olsaydım gelir sana söylerdim. La kim biliyordu, kim? Bir sen bir ben. La söylesene. He? Birisini mi okudun la beni? Söyle. Tamam. Çek şunu. (Gülüyor)
Cemile abla. Hı. Kurban olayım, ben spor yapan falan bir insan da değilim. Biraz yardımcım olsan acaba. Nasıl yapacağım bunu tek başıma? Of be Çetin be. Yüzüm yok. Üf, ver. Ver. Hadi birlikte. Birlikte. Hadi. Of. Yavaş be. Ne? Dur. Çıkar şunu, çıkar. Çıkar şunu, çıkar. Hadi, hadi Çetin. Aç şunu, aç. 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 Ne bu? Ne bu ya? Elini körü. Elinin körüyü sen niye getirdin beni buraya? Yeter, tamam la, yeter, yeter. Aa, yeter. Evet, Yaman Efendi. Vakit geldi. Adettendir. Var mı bir son dileğin? Feraye. Feraye ile konuşsam yeter. Ama söylememen acet. Bir numara yaparsan. Şansına küs. Ya tamam la, tamam, asma hemen suratını la. Bir kere daha deniyor ama sonra. Efendim Yaman. Yaman, orada mısın? Buradayım. Ben şu an hiç konuşabilecek durumda değilim. Sonra konuşalım mı? Hayır. Yani... Şimdi söylemem gereken şeyler var sana. Tamam. Dinliyorum. Bugün söylediklerinde haklıydın. Eğer her şeye baştan başlama şansımız olsaydı, senden hiçbir şey saklamazdım. Sana kendimden daha çok güveniyorum. Yaman. Tüm kalbimle hem de. Seni seviyorum. Aşkım. Seni seviyorum. Yakışıklı. Vallahi ben de isterdim aşk kazansın ama... nasip değilmiş. Şimdi son duanı et. Uzatma lan.
sık sıkacaksın. Yoruldum zaten. Eyvallah. Seni tanımak güzeldi la. Ya Bekir, kazdırdın bizi buraya bak. Burada bir şey yok, saman çıktı bunların içinden. Burhan! Nasıl la? Çeto kaç. Çeto yürü. Çeto yürü. Kimsiniz lan? Burhan abi selam. Ben Çetin, Ömer Bey'in çok sağlam bir adamıyım. Bizim hiçbir sorunum yok. Bana Cemile abla dedi ki, çağırdı ben... Dur! Bekir nerede? Bekir nerede? Bilmiyorum! Bırak! Bana, bırak! Bana bak. Ben o Bekir'i öyle ya da böyle bulurum. Toprağa gömerim. Şimdi yerini söylemezsen... Sizi de aynı toprağa gömerim. Bilmiyorum. Vural abi, vallahi benim bir şeyim yok. Bu beni çağırdı dedi. Gel dedi, gel. Benim bir şeyim yok. Efendim? Ateş. Bekir'in yerini buldum. Bekir'i alıp yanıma gel. Sen niye yapmıyorsun? Çember daraldı Ateş. Polis peşimde. Şimdi hapse giremem. O Bekir itinin... Mezara girdiğini görmeden hiçbir yere gidemem. Gözüm açık gider. Vaziyette işte yakışıklı. Geçiş yeri konuşacağız. Ne oluyor? Konuşacağız dedim ya lan. İçeri geç. Bekir. Neyin peşindesin söyle. Allah seni de gece gece yorduk lan. Boş yapma, ne oluyor? Şimdi para yok, kaçmak yok. Sen ne yapacaksın, edeceksin? Beni buradan kurtaracaksın. Nasıl olacak o? Ne sandın sen beni? Vallahi o da senin bileceğin iş. Neticede mezarın hazır. Doldurması bir mermiye bakar. Niye yardım edeyim sana? Çünkü... Ben de seni reddedemeyeceğim bir şey var. Babalık testini bekleyeceğim diye... Cemile'nin o deli pakize kızının ağrını çekmek zorunda değilsin. Bekir, boş yapıyorsun. O belindeki silaha güveniyorsan hiç güvenme. Ya, hafızam daraldı ya. Boş moş falan ne oğlum? Elimde sesli, fotoğraflı, videolu... her türlü kanıt var. Bebeğin babası Bora... Oğlum, emin misin? Ne oldu? Bir ilgini çekti. Beklediğin fırsat bu değil miydi lan? Ayağına geldi işte. Tamam. Hayatını kurtarırım. Kaçman için ne gerekiyorsa yaparım. Ama elinde ne varsa göster bana. La oğlum, sen benim malı mı zannettin lan? Yanında mı taşıyacağım? Neredeler? Tövbe estağfurullah. Bu benimle bir yerde. Peki ben sana neden inanayım? Vallahi yakışıklı, o da senin bileceğin iş. Ben kartları açtım. Hamle sırası sende.
Bekir! Sakın. Sakın. Az çok beni tanıyorsun. Acı mamur olurum sakın. Alayım ben onu. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Sohbet ediyorduk. Sohbet. Bu halde mi? Neyse ne ya. Hadi yürü. Gidiyoruz biz. Nereye? Yemeğe. Burak son akşam yemeği hazırladı sana. Hani oğlunu öldürdüğün adam var ya. Burak. Yürü. Hadi. Yavaş ayağım, yavaş. Ben yaptım. Orayı ben öldürdüm.